Geldin. Ya Asena, nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın Ayşe'cim? Ben de iyiyim. Çok güzel gözüküyorsun. Beni Yaşasın. rahat duyabiliyor musun? Ara Evet, ara evet. takılıyor çünkü. Duyuyorum sen. Ben de biraz takılma oluyor. Wi-Fi'ye bağlıysan çıkar mısın rica etsem? Bazen ondan olabiliyor. İnşallah her şey geri gelecek diye düşünüyorum. Bir Evet ya. sesler duyuyorum. Geliyor musun? Hayır yani sosyal medya konuşacağız, bağlanamadım. Yanlış kişiyi seçmişim. Gerçekten takılıyoruz. Çok üzücü. An nasıl? Ben Ayşe vallahi takılıyor. şu an iyiyiz. Sen beni rahat duyabiliyor musun? Evet, duyuyorum sen. Ben de bayağı takılıyor. İzleyenlerde takılma var mı? Bari onu soralım da. Eğer öyleyse ben ya kapatayım yeniden açayım öyle bir şeyler yapalım. Yani şu an ben de çok Biri. iyi. Şu an Bende de akıyor. şu an iyi aslında. Tamam, Oley! hadi başlayalım. Hazır gidiyorken başlayalım. Evet. Ayşe hoş geldin. Valla ben bugün çok mutluyum çünkü zaten benim burada yaptığım şeyle ilgili de konuşuyor olacağız. Yani sosyal medyanın önemi, ondan sonra hani nasıl, nereye gidiyoruz, sen ne yapıyorsun, tecrübelerini dinleyeceğiz. Bence çok keyifli bir yayın olacak. O yüzden beni kırmayıp geldiğin için teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Hatta başlamadan şunları ekleyeceğim. Hani böyle bir community'nin parçası olmak beni inanılmaz mutlu ediyor. Çok güzel şeyler yapıyorsun Asena. Gerçekten bu sürecin bir parçası olduğum için de özellikle sana çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, çok 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 güzel şeyler yapıyorsun. Evet, artık sen de bu ailenin bir parçasın. Geri Yaşasın. dönülmez bir noktaya girdin artık. Çok Evet, genç. çok mutluyum. Yaşasın. Bence bizi gerçekten süper bir yayın bekliyor. İstersen hemen başlayalım. Tamam. Ayşe, bize biraz kendinden bahseder misin? Tabii ki de ben Bilgi'de medya iletişim okudum. Halkla ilişkiler okudum. Bu süreci seçmemin sebebi de aslında küçüklükten beri birazcık daha böyle dışa dönük bir karakter olmamın da çok vardı. Yani insanlarla temas etmek, konuşmak çok hoşuma gidiyor. Onun dışında hani hep böyle bir kamera, görsel şeyler, hani olduğum ve çok sevdiğim süreçti. İlk başta hani halkla ilişkiler okuyordum. Sonra medyayla çift anadal yapma kararı aldım. O da tabii çok ayrı bir bakış açısı kattı hayatıma. Fakat tahmin edebileceğimiz gibi üniversitede bu işler daha çok pratik üzerine olmuyor. Birazcık daha böyle teori kısmını deneyimledim o süreçte. Da böyle hep işte kültürsel tutkum vardı. Son bir projemizde bir vakıfla çalışıyorduk. Hem sahada hem de operasyonel tarafta böyle çalışmaya başladım. Hep yaptığım şeyler ağırlıklı hep görsel ve içerik odaklıydı. Birlikte bir şey yapmak, üretmek, konuşmak inanılmaz keyif aldığım ve çok mutlu olduğum süreçler. Ve akabinde de sosyal medya yaparken buldum kendimi ve bu beni inanılmaz mutlu ediyor. Çünkü içerik... Şimdi Ayşe, ben ara ara böleceğim. Buna Lütfen. alışacaksın, tamam. Şimdi ilk sorum geliyor. Ya sosyal medyada çalışmak aslında ne demek? Yani hani oraya geçişten bahsediyorsun ama yani mesela bir sosyal medya sorumlusu aslında ne yapıyor? Yani onu da bir şimdi baştan hemen söyleyelim bence çıksın aradan. Tabii ki de şöyle sosyal medya aslında çok geniş bir havuz. Yani orada birazcık daha kişinin ihtiyaçlarına göre yönelebileceği platformları seçmesi çok önemli bence. Yani mesela hani ben bir tık daha kariyer odaklı mı olmak istiyorum? Ya yani aslında çok akışkan platformlar bir ve çok bağlı.
Hani bir tık daha spesifikleşmek ve ona göre hedef kitlerini seçmek gerçekten hani pazarlamak istediğin, yapmak istediğin şeyi şeye doğru seni daha hızlı ve daha böyle emin adımlarla götürüyor. Şöyle sosyal medyada aslında gerçekten hani bu kavramı çok duyuyoruz ama hani sürdürülebilir olmak ve o hedef kitleyi gerçekten anlayabilmek çok önemli. Yani bence hani sosyal medya altında Aslında senin bence bu noktada hem eğitimin hem de az önce bahsettiğin o hani insanlarla o etkileşim, beraber bir şeyler yapabilmek aslında tam olarak sosyal medyada bir araya geliyor. kesinlikle öyle. Çünkü baktığın zaman hani her zaman elinde olan bir şey çok hızlı tükettiğimiz bir süreç. Doğru. Fakat hani orada bile aslında hani büyük kitleye hitap eden hesaplar da oluyor, küçük kitleye de oluyor ama senin algını çok bir noktada da kolay bir şekilde yönetebiliyor. O yüzden çok doğru. Yani birlikte aslında ürettiğin ve gördüğün bir şeyi yansıtıyorsun oraya. Ama bir yerde çok hızlı üretebiliyorsun. Yani her anda değişiyor. Hani hayat. Peki sen şu anda nerenin sosyal medyası ile ilgileniyorsun? Yani çünkü sonuçta dediğin gibi sosyal medyadan bir kullanıcı olarak hani bireysel kullanıcı da olabiliyoruz. Kurum kullanıcıları da olabiliyor ve beklediğim şeyler de dediğin gibi farklı oluyor. Yani ben bir birey olarak LinkedIn'den mesela ne bekliyorum? Hem sektörü takip edebilmek, işte iletişim ağımı genişletebilmek vesaire. Sen kimin için, ne için sosyal medya ile ilgileniyorsun? Şöyle, ben spor kuruluşunda çalışıyorum şu an. Orada da aslında beni en çok motive eden gerçekten yine o en başta o grup hissiyatı ve hani gördüğün bir görselle hani seni hareket etmeye motive edecek. Yani vücut bedeninle ilgili hem barış hani daha çok barışmak hani hareketin önemi günümüzde spora ne kadar vakit ayırıyoruz? Nasıl spor çeşitleri var? Yani aslında şu an yaptığım şeyde, çalıştığım platformda çok güzel bir yaklaşım var ve bu beni motive ediyor. Yani bir sürü spor dalları ile ilgili üretimi var. Ve da günün sonunda belki koyduğun bir story ya da post bir insana dokunabiliyor ve onu harekete geçirebiliyorsa gerçekten süreç, özellikle sosyal medya çatı da beni inanılmaz motive ediyor. Ayşe, bir de tabii şöyle de düşünmek lazım. Sosyal medya dediğimizde işte hani o vücudumuzla barışık olma konsepti çok ciddi hani psikolojik sorunlara sebep oluyor. Yani geçtiğimiz haftalarda Ersin'le de hani diyetetik konusunda bunu konuşmuştuk. Şimdi aslında spor kuruluşları sosyal medya profillerini doğru şekilde yönetseler aslında gerçekten kucaklayıcı, insanların bedenini sevmesi gerektiği ve aynı şekilde aslında spor yapmanın bedenle değil aslında bir tık da ruh ve sağlıkla, sağlık içinde ilgili olduğunu anlamak için çok değerli. Ben Kesinlikle. mesela sizin şeyinizi çok beğeniyorum. Yani sizin kuruluşunuzun yönettiği şekli tamamen bende uyandırdığı mesela izlenim ki ben bu alanda çalışmıyorum ama eğlenceli, sana kendini iyi hissettirecek. Buraya gelirsen stresini atarsın. Bir sürü insanla eğlenebilirsin, yeni insanlarla tanışabilirsin. Yani bu enerjiyi ve bu duyguları uyandırıyor mesela bende. Ne güzel gerçekten yani yaklaşık ben aslında hani 3 yıl önce yani 3 yıl kuruluş içindeyim ve de gerçekten her zaman hissettiğim ve onun devamlılığını sağladıkları hani bu bir yolculuk, bu bir süreç ve bu senin yolculuğun ve bunda sana eşlik eden insanlar var ve onlarla seni paylaş. Yani bu gerçekten dediğim gibi karşı tarafa böyle geçiyorsa ve hissettiriyorsa çok kıymetli, çok güzel. Ve yani şöyle söyleyeyim, ben hiç gelmedim. Yani bir kere bile gelmedim. Evet. Yani çevremde çok giden oldu. Çok bir duyuyorum. Düşün, hiçbir hani uzaktan tamamen gördüm mesela marka şeyi bu. Marka izlenimi bu. Peki Ayşe, bugün seni kimler dinlemeli? Bence şöyle, herkes dinlemeli. Çok klişe olacak ama şu anlamda yani
Kesinlikle bu alan aslında kendinden başlayıp bir kişisel bir şey bir markada oluşturup ve dediğim gibi daha demin hani kurumların, bireylerin, herkesin aslında bir şekilde artık kendini ifade etme biçimi alanına geldi. Yani sosyalleşmek özellikle de hep konuştuğumuz gibi hani bu pandemi süreci aslında bence ondan önce hani bu globalleşme dünyadaki hızlı bilgi olsun, iletişim ağları olsun hani isimleri değil ağlarının hepsinin de bence bireylerin kendini ifade edebileceği alanları oluşturdu bu platformlar. O yüzden hani herkesin bir şekilde bence kendine alabileceği bir şey olduğunu düşünüyorum. Ve şuna çok inanıyorum. Yani bu alan bence tamamen pratik üzerine gelişip şekillenen ve yolda evrilen bir hamur gibi. Bence kendine bir şey buradan bulabilir diye düşünüyorum. Harika. O zaman başlıyorum. Hazır Evet, mısın? hazırım. Tamam. Bilgi de okuduğunu söyledin. Neden o bölümü okudun? Neden yanına başka alanlar kattın? Oradan başlayalım. Şöyle, iletişim okumaya karar verdim ve akabinde de gerçekten çok kıymetli hocalar vardı aslında hani istiyorlarında. Pratiğe yönelik, seni sahaya da çıkartabilecek bir yandan. Ama bir yandan dediğim gibi hani test süreçleri, teori. Çünkü medyanın aslında ben okuduğum alanda çok teori kısmını da gördüm. Ve bu benim farklı bakış açıları kattı. Yani bir dizinin analizini yapabilmek bir noktada günlük hayatına inanılmaz farklı bir bakış açısı katabiliyor. Ya yani çok başlıyorsun bazı şeyleri ve on böyle şeyi düşündüm. Yani medyanın ekonomisi, hukuku, onun bir Evet. Yani iletişim okuyan birisi ya da medya ile ilgili bir şey okuyan herhangi birisinin yapabileceği o kadar fazla şey var ki. Yani hani sonrasında üzerine ekleyip ilgilenebileceği ya da pek bir sürü ajans var artık. Yani hakikaten sonu olmayan olasılıklar ortaya çıkıyor. evet yani bayağı gerçekleşmiş bir havuz. Bazen de çok zorlanıyor insan o yüzden. Dediğin gibi yani her alana yönelme imkanı var ve onu da deneyimlemen gerekiyor ki hani o doğru zemini bul. O yüzden. Peki, normal bildiğimiz gibi 4 senelik bir eğitimden bahsediyoruz, değil mi? Bu 4 sene boyunca hangi dersler oluyor mesela? Neler görüyorsunuz? Ya daha önce bir iletişim okuyan, hani okumuş olan bir arkadaşım geldi ama herkesin bakış açısı farklı oluyor. Senin için nasıldı bu süreç? Benim için çok güzel bir deneyimdi. Başladı süreç. İlk başta mesela böyle yani etkinlikler üzerine bir ders alıyorsun. Orada gerçekten kullandığın bir rengin ya da geçirdiğin kelimenin aslında insanların üzerindeki çok büyük etkiler olduğunu gözlemliyorsun. Ve derslerde mesela sosyoloji dersleri vardı. Onu geçiyordu çünkü hani hitap ettiğin Kitle. kitle çok önemli ve onu hani demografik coğrafyası olsun, yaşı olsun, Doğru. olsun çok farklı bakış açısı Evet. ya. Ve ya beni çok grup projeleri de çok geliştirdi. Yani bir gerçekten bir case veriyorlar sana o süreçte ve o çözüm odaklı yaklaşmak. Hani ama her anlamda. Yani onun işte çıkartıyorsun. Grupla çalışmanın önemini anlıyorsun. Proje yapıyorsun. Yani hep bir kriz yönetimi olsun. Risk yönetimi olsun. Bu alanlarda gerçekten besleyen dersler oluyor. Peki şeyi soracağım. Şimdi mesela az önce de söylediğim gibi yani iletişim okuyan birisi bu soruyu okuyacağım ama bir saniye rica edeceğim İremciğim. İletişim okuyan birisi mezuniyet sonrası hangi alanlara gidiyor? Mesela senin sınıf arkadaşların nerelere dağıldı? Biraz da ondan bahseder misin? Tabii ki de. Şöyle, mesela ben ilk başta kurumsal iletişim yapmaya başlamıştım. Yani
Sanatsal iletişim ve o tarz hani böyle daha resmi alanlarda başlayabiliyorsun. Basına çok yönelen oldu. Ajans çalışan çok arkadaşım var. Etkinlik kısmında çok çalışan, kültür sanatla ilgilenen. Yani ben böyle bir yani kimya firmasının da iletişimini yapan arkadaşım oldu. Onun da dediğim gibi elektrik, elektronik ile ilgilenen arkadaşlarım da oldu. Yani orada aslında hani hem kurum içi iletişim hem dışı ile iletişim, üçüncü partilerle iletişim çok aslında ya yani iletişim okuduğun zaman aslında tam bir orta insan gibi bir şey alıyorsun. Hani gerçekten o açıklamayı iyi anlayıp karşı tarafa iyi aktarman gerekiyor. Ve hani arkadaşlarım mesela spor iletişimi yapan var, psikolojiyle kaynaklarında çalışan birçok arkadaşım oldu. Genelde bu tarz alanlara var, evet. Bu arada İrem'in sorusu da aslında seninle şimdi konuştuğumuz şeyle de alakalı. O yüzden cuk oturuyor. İrem diyor ki ajans deneyiminiz oldu mu? Farklı yorumlar diyoruz. Tecrübeniz olduysa görüşlerinizi paylaşabilir misiniz demiş. Tabii ki de iki tane ajans deneyimim oldu. Böyle ben hani karakter olarak daha dediğim gibi yani ajans kültürü ve deneyimi benim zeminime çok uymadı. Çünkü bir noktada tabii ki de stresli anlar oluyor, risk yönetebileceğin anlar oluyor. Fakat Tabii ki. yani o süreçte yani çok çok iyi bir şey deneyimleyemedim ajans adına. Tabii yani bu arada bunu Merve ile de konuşmuştuk. Yani ajanslar hakkında ne yazık ki çok fazla negatif şey duyuyoruz. Yani hani ben hiç alakam olmayan bir bölüm olmasına rağmen, bir iş dalı olmasına rağmen gerçekten etraftan çok negatif şeyler duyuyorum. Hem stres seviyesi hem çalışma temposu. Kesinlikle çok zorlayıcı bir ortam olduğundan bahsediyor. Bir de bunun üzerine çok çok düşük maaşlarla mezunları işe aldıklarını duyuyoruz. Dolayısıyla aslında bu yani tabii ki kişiden kişiye değişecek bir tercih meselesi. Ama inan bunu dediğin için kimse seni yargılamayacak öyle söyleyeyim. Açık bir şekilde deneyimimi paylaştım. Yani ben kültür sanat alanı ile ilgili bir kısmındaydım. Çok da sevdiğim bir noktada hani o ya bazen klik ediyor ve devam etmek istiyorsun. Hani gerçekten ona göre kendini programlamaya çalışıyorsun ama ve hani benim için çok yani karakter olarak da çok uygun bir zemin değildi. O yüzden kesinlikle bu arada denenmesini önerdiğim de bir süreç. Yani çok alanlar ve ben bazen öyle bir marka ile çalışabiliyorsun ki ya da marka dışındaki ekip yani atmosfer, gündem her şeyi çok etkiliyor. O yüzden denenmeli yani her iletişim okuyanın bence kesinlikle bir ajansın yolundan geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Peki, şimdi tekrar sosyal medya konumuza dönersek. Evet. Sosyal medya nedir? Nasıl bu noktaya geldi? Nasıl bu kadar hayatımızın içerisinde? Artık sosyal medyadan bir sürü şey öğreniyoruz. Dünyayı takip ediyoruz. Aynı zamanda herkes birbirine negatif duygular kusuyor ne yazık ki. Bazen başkaları için seviniyoruz. Yani böyle aslında hayatımızın çok 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 içine işlemiş bir şeye dönüştü. Nasıl bu hale geldi? Nasıl oldu? Biraz bize anlatır mısın? Ya ben birazcık şöyle düşünüyorum Asena. Yani şuradan alırsak böyle insanın en temel ihtiyaçlarından birisi olan hani gerçekten sosyal onaylanmak, sevilme isteği yani bu süreç bence bu gerçekten teknolojinin de hayatımıza girmesiyle ve artık gerçekten bir tıkla her şeye ulaşabilme hızından dolayı inanılmaz hayatımızın içine girdi ve çok fazla bazen kendimizi kaptırabildiğimizi düşünüyorum. Yani o da dediğim gibi yani kendimizle ilgili aslında birazcık gibi geliyor. Yani oradaki belki takılmadığını düşündüğün like sayısından, koyduğun görseli 50 kere düşünmekten, filtrelemekten ama bu bir noktada da bir ihtiyaca dönüşmüş gibi geliyor bana.
Daha fazla da artacakmış. Aslında çok güzel bir şey söyledim. Bunu da görüyoruz. Yani nefret söylemi, ifade özgürlüğü. Yani aslında çok bir terazide tartmamız gereken konularmış gibi düşünüyorum. Hani bir nokta gerçekten şu an belki bizi yani koyduğum bir hashtag'ten dolayı Zimbabwe'deki bir adam da dinliyor. Evet. Kendini çıkartıyor olabilir ya da bir noktada hani farklı ve kötü amaçlarla troll süreci olsun, her anlamda kullanan da olabilir. O yüzden birazcık çok bulanık alanlarmış gibi geliyor bana. Yani kendini ne kadar iyi tanırsan ve ihtiyacını belirlersen senin için her şey orada gibi. Yani şu anda seninle konuşurken bir yandan şunu düşündüm. Aslında ne kadar enteresan sosyal medyayı, şimdi mesela sen şey söyledin ya, hani onaylanma isteği, aidiyet duygusu, bütün bunlar aslında sosyal medya hesabı açmamızın aslında temel sebeplerinden biriydi. Yani hani mesela şeyi hatırlıyorum, 2007'de Facebook hesabı açtığımda yani ne düşünüyordum? Kesinlikle hiçbir fikrim yok. 13 yaşındaki bir çocuk ne düşünür yani bilmiyorum, ama şu anda mesela hakikaten bir fotoğraf, bir story koyduğumuzda birisi bir ona bir kalp attığında mutlu oluyoruz. Ama şimdi demin şunu düşündüm sen bunlardan bahsederken. Beğenilmek isterken başkalarına zarar verme güdüsüne nasıl geçiyoruz acaba? Bence bu çok enteresan bir psikolojik vaka olsa gerek. Yani aslında konu bencillik çerçevesinde dönerken, yani hani bana beğen, bana yorum at, beni takip etten başkasına zarar verecek bir kafa yapısına nasıl geçebiliyoruz? Şu anda bunu düşünüyorum. Yani çünkü çok ciddi, hani mesela linç kavramı aslında fiziksel gerçekleşen bir şeyken, yani sosyal medyada çok ciddi linç kampanyaları gerçekleşmeye başlıyor ve kişilere yönelik, yani düşüncelere değil, projelere değil, bayağı kişiler hedeflenerek bu yapılıyor. O yüzden bence çok enteresan bu açıdan da düşünmek. Bir iki yorum geldi. Benim tabii gözlerim görmüyor ama Evet. şimdi şöyle hemen bir bakayım. Her şeyin birazı makbul demişler. Evet, kesinlikle her şeyin birazı makbul. Çok fazla sosyal medyada iyi değil mi? Ayşe, sen ne dersin? Evet, ya dengele denge çok önemli. Şöyle bakalım. Evet, bak çok çok doğru bir şey daha söylemişler. Evet, hashtag pasaport gibi vizesiz tüm evrende paylaşabilmek. Çok doğru. Yani Evet ya. hiçbir filtresiz bütün dünyaya kendi girdiğin postu aslında gönderme şansına erişiyorsun. Peki, şimdi senin kendi alanından biraz ilerleyelim. Yani hani şimdi bir spor kuruluşunda, şimdi daha yeni yayına gelenler için de özet geçmiş gibi olalım. Şimdi bir spor kuruluşunun sosyal medyasını yönetiyorsun, fakat şimdi Mart'tan beri aslında ne yazık ki hani şeyler, spor kuruluşları, fitness, gym, her türlü yapılan spor çok ciddi sekteye uğradı ve yapabilen oldu, yapamayan olmadı. Ama hani çevrim içi derslere siz geçiş yaptınız mı? Çevrim içi derslere geçiş yaptıysanız sonrasında sosyal medyayı yönetirkenki stratejinizde değişiklikler oldu mu? Biraz bunlardan bahseder misin? Tabii ki de. Şöyle aslında yani bence çok 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 kıymetli bir şeyin öncüsü oldu. Yani şu an bulunduğum duruş. O noktadan hani bu hareket etme içgüdüsü, o community duygusu, aidiyet duygusu gerçekten Mart ayında evlere taşıdı bir noktada. Bence kıymetli. Neleri evlere taşıdı? Evlere taşıdı. Yani gerçekten artık yani tabiri caizse yani 7/24 her an ulaşabileceğin hani yatağının başına kadar yani orada çok rahat bir şekilde hareket edebileceğin bir sürece geçti. Yani Mart ayında pandemide ve onun de yani inanılmaz bir motive duygusu ve birlikte spor yapabilme motivasyonunu karşı tarafa geç. Yani karşı tarafa geç bence. Artık bu bence yani alışkanlıklarımız olarak kaldı. Çünkü şöyle düşünüyorum.
Her saat, gerçekten her dakika istediğin zaman telefonundan sevdiğin eğitmenle birlikte hareket edebiliyorsun. Bence bu çok güzel bir özgürlük ve hani hem zamandan sana kazandı. Yani eskiden düşündüğümde yere gitmek, özellikle İstanbul gibi büyük şehirler. Evet, ne iş öncesi ne iş sonrası gerçekten çok çok yorucu bir şeye dönüştürüyordu spor yapmayı. İnanılmaz zorlaştırıyordu. Yani şu an gerçekten hani terliyorsun, sporunu yapıyorsun ve ondan sonra hani işte duşunu alıyorsun, toplantıya giriyorsun falan. Hani çok net bir şekilde istediğin zaman bunu yapabilme özgürlüğün var. Bu çok olumlu bir şey ve çok verimli. Yani çok güzel ve kaliteli içerikler olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü evde artık günlük spor yapabilmek de bazen zorlaşabiliyor. Ama ona alternatif sunmak, farklı seçeneklerle şekillendirmek çok güzel. O anlamda gerçekten hani bulunduğum kuruluşun aldığı kararlar ve stratejilerin çok doğru olduğunu düşünüyorum hani. Peki bu çevrim içi sürece geçişinizde sosyal medya ne kadar payı oynadı? Yani hani bu bilginin dağıtılmasında, insanların birbiriyle iletişim kurmasında, yani sosyal medyayı düşündüğünde sizin kuruluşunuzda ana iletişim kanalı sosyal medya olarak mı ilerliyor, yoksa telefonlar, e-mailler ya da hani bilmiyorum fiziksel broşür diye bir şey kaldı mı, hiçbir fikrim yok ama yani hani şeyinizde, yani bir iletişim stratejinizi düşündüğünüzde şu an en büyük payı sosyal medya mı şey yapıyor, kapsıyor? Yani ilk başta bilinirlik ve görünürlük anlamında evet sosyal medya. Onun dışında şu hani mobil uygulama çok mobil uygulamamız bayağı aktif şekilde ilerliyor. Orada canlı yayınlar ve istediğin zaman kayıttan ulaşabileceğin dersler var. Yani ilk başlarda pandeminin ilk başında bu süreç YouTube ve Instagram üzerinden ilerliyordu. Hala şu an Instagram hesabı bence ve oradan gerçekten dediğim gibi hani hem challenge'lar olsun hem insanların birbirleriyle iletişimi ve yaptığı hareketler çok yani çok canlandırıyor ortamı. Çünkü bir noktadan kendini zorlayabilecek ya da hani zorlamak belki doğru kelime olmaz ama hani geliş forma girmek, iyi hissetmek şey yapabilmek için ve bunu paylaşmak için bence en güzel mecra olduğunu düşünüyorum. Peki bu bağlamda sadece sizin kuruluşunuzu düşünmeyelim. Yani hani sonuçta sizinki aslında hani kendi isteğiyle gelip ondan sonra, yani tamamen mesleği bu olmayan insanların geldiğini düşünüyorum. Peki büyük fotoğrafa baktığımızda, yani hem işte sizin kuruluşunuz gibi ya da işte Hillside vesaire, hepsini düşündüğümüzde, bir de üzerine profesyonel spor kulüplerini, Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı düşündüğümüzde, önümüzdeki yıllarda ve hatta belki şu anda sosyal medya nereye evriliyor? Yani şu anda o yani sporcuların ve spor mesleğiyle ilgilenen, amatörce veya profesyonelce, nasıl bir iletişim şekline evrilecek önümüzdeki yıllarda? Ve belki hani şu anda ile ilgili de yorum yapmak istersen yapabilirsin. Ya ben şöyle düşünüyorum aslında yani bir gerçekten hani offline hani ben işte diyeyim koşayım ama orada gerçekten istediğim zaman telefondan da spor yapabileyim kitlesi var. Yani sanki birazcık daha böyle kişinin hangi sporla ne kadar ilgilendiğiyle de çok alakalı geliyor. Yani görsel anlamda, video anlamında ben çok fazla gelişmeler olacak. Yani özellikle de büyük baktığımızda hani videolar, sesler hani ve fotoğraflar cidden çok hızlı bir Bir aklımızda kalıyor. de Ayşe, şeyi düşündüm şimdi. Yani aslında senin söylediğin tek bir kelime durmadan sen bir şeyleri anlatırken hani kafamda rezone edip duruyor. Şimdi mesela aidiyet duygusu gerçekten aslında sosyal medyanın çok çok temel özelliklerinden biri. Şimdi mesela spor dediğimizde de aslında gene aidiyet duygusundan bahsetmiş oluyoruz. Çünkü şimdi
bir kulüp, yani mesela Galatasaraylı olduğumuzda Instagram'da Galatasaray bir herhangi bir post girdiğinde onu like'larken oraya ait hissederek Evet. like'lıyoruz. Ya da atıyorum başka bir kulüp hakkında birisi kötü bir şeyler yazarken yine kendi kulübünün aidiyetini hissederek kötü şeyler yazmaya karar veriyor. Şimdi aynı mantıkla sizin kuruluşunuz için de aynı şey geçerli. Yani o mesela uygulamayı indirilmesi, insanların birbirlerine o postları paylaşabiliyor olması, yani aslında evlerimize tek başımıza sıkışmış olsak da o aidiyet duygusunun sürdürülmesi açısından çok değerli gibi. Kesinlikle katılıyorum. Bence en temel şeylerinden bir tanesi zaten. Yani hani topluluğun parçası olduğunu hissetmek ve bunu hani kendinden bir şey bulduğun için ve iyi hissettiğin için bir postun ya da yapılan bir etkinliğin bir parçası olmak az kıymetli. Yani dediğim gibi hani orada paylaşılan bir şeyi like'lamak ve onu nasıl kırdım hissiyatı oluyor. Cidden böyle hani inanılmaz bir sevgi var altında cidden. Peki bir tane soru geldi. Hemen onu sorayım sana. Lütfen. Sizce sanal dünya gerçek dünyanın yerini alabilecek mi? O güzel sorular. Ya şöyle düşünüyorum. Bence alamayacak yani bir şekilde. Çünkü yani gerçek dünya dediğimiz şeyde bile idealler üzerine kuruluyor bir noktada. Yani gerçeği biraz tanımlamak gerekiyor. Onun dışında hani sanal dünyada da yarattığım bir kişisel bir karakter, bir persona var sonuçta. Yani o ne kadar aslında hani orada da hep konuştuğum gibi aslında hani gülen yüzler mi? Hani çok fit olmak mı? Ya yani orada neyi kendinde günlük hayatta eksik görüyorsun ve belki onu yansıtmak istiyorsun yani bireysel olarak konuş. O yüzden bence kesinlikle yerini doldurmayacak. Ama biz de birazcık kendimize dönüp ihtiyaçlarımızı belirlememiz çok önemli diye düşünüyorum. Peki Ayşe, şimdi mesela uygulamadan bahsettin, çevrimiçi derslerden bahsettin. Ben de mesela çevrimiçi ders alıyorum. Ya sence hani diyelim ki bize kalktılar dediler ki her şey bitti, hadi çıkabilirsiniz, herkes her yere gidebilir, maskeleri de atın dediler. Evet. Sence dönmeyenler olur mu? Yani hani fiziksel bir ortamdaki derslere dönmeyecek insanlar olur mu? Ne düşünüyorsun? Bu senin genel fikrini merak ediyorum. Bence net olur. Yani dediğim gibi çünkü bir noktada hem zamandan hem kendi yani kendi hayat akışından, günlük rutinine oturduğum bir düzeni insanları kolay kolay bozacağını düşünmüyorum bundan sonra. Tabii ki de bu arada hani temas etmeyi, konuşmayı, sosyalleşmeyi, hani fiziksel ortamlarda bulunmayı çok seviyoruz. Ve oraya bir hani akım oluyor. Ama bir noktada da bence bu oturan alışkanlığı ve düzeni bozmak isteyen büyük bir kitle olacağını düşünüyorum. Şöyle bir yorum geldi. Hemen ona bir bakayım. Dijital dünya bir yaşam merkezi olma halinde ilerliyor. Teknolojinin yeni kuşaklarıyla buluşmasının meyvelerini yıllar ilerledikçe birlikte göreceğiz. Doğru. Evet. Bakın başımıza neler gelecek. Evet yani Black Mirror'a diyor galiba evet. Yani bu arada az önce şeyle tabii yüzleştim. Yani 2007'de Facebook açarken kendimi düşünce, yani 13 yaşındaki bir çocuğun Facebook'ta ne işi var? Yani şu an onu sorguladım. Yani ne yapıyorsun? Ne paylaşırsın ki sen? Nereden duydun? Niye açtın? 13 ya. 13 yaşında sen ne işin var? MSN kuşağıyız zaten biliyorsun. MSN kuşağı hiç. Nerede var hani? Vallahi gerçekten MSN. Aman Tanrım. Neyse yaşımız belli. Bir şey diyeceğim bak. Yayına gelen herkes bunu söylüyor. Yaşım belli olacak ya. Siz ne diyorsunuz ben? Ya biz de 30'a geliyoruz ya. O yüzden artık kimse lütfen yaşımız belli olacak falan demesin. Rahatsız oluyorum artık. Neyse. Şimdi sana bir sonraki sorum geliyor. Gelsin lütfen. Şimdi sosyal medya ile ilgili yine hani yorumlar gelirse konuşmaya devam edelim. Ama ben biraz daha senin tecrübelerine dönmek istiyorum.
Şimdi sosyal medya alanında çalışmak isteyen birisini düşündüğümüzde illa sence iletişim mi okuması lazım? Yoksa mesela sosyoloji dersleri de alıyoruz dedin. Yani sosyoloji okumuş birisi de sosyal medya alanında çalışabilir mi? Bir de yani hani ne okuduğundan bağımsız bu alanda çalışmak isteyen hani öğrenciler varsa ya da iş hayatında ilerlemiş ve hayır ben bunu istemiyorum, ben bu saatten sonra hani sosyal medya yöneticiliğine dönmek istiyorum diyen birileri varsa neler önerebilirsin? Şöyle başlayayım. Bence bir noktada gerçekten bu işi yapmak isteyen insanlar olursa hani görsel olarak yani fotoğraf ya da hani bir kamera, bir çekim, hani bu tarz bir insanların olması bence çok motive eder. Yani bölümde gerçekten hani bir fotoğrafa ilgi, bunlar çünkü inanılmaz göreceli şeyler bu arada. Ve hani İlk başta da söylediğim gibi çok pratik ede ede de o tonunu, hani o uyumunu bulduğum şeyler. Fakat gerçekten hani benim kişisel olarak önerdiğim şeylerden yani bir tanesi hani bir kamera. Çünkü görsel gerçekten çok şey ifade ediyor. Yani o yapa 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 geçiriyorsun. Hani görselini sonra oluşturuyorsun. Yani aslında bence kişisel olarak da kendi hesaplarınızda da hani bir kamera alım gerçekten ileriye dönük bayağı profesyonel düşünülüyorsa kıymetli. Ama onun dışında da hep şeye inanıyorum. Yani sosyal medya alanında aslında ben bilir kişilik de çok yokmuş gibi geliyor sana. Yani çok göreceli falan çünkü. Bir de Yani deneyimleyerek aslında çok çabuk değişen, gelişen bir şeyden bahsediyoruz. kesinlikle katılıyorum. Yani ben ilk başta ilk attığım story'deki duyduğum kaygıyı sana mesela anlatamam. Yani çünkü silebiliyorsun, yerine yeni bir şeyler koyabiliyorsun. Fakat hani kendinden hani ya markandan ya da kişisel olarak bir şey koyup hani bir ekip gerçekten inanılmaz beğenirken gerçekten hani o Evet, gözüm çok göreceli. inanılmaz göreceli. Yani kamerada aslında hani benim çektiğim bir şeyi yani gerçekten sen ya Ayşe hani bu ne falan da diyebiliyorsun. Öyle bir alanmış gibi geliyor ama hani Doğru. o yolda bir noktada şeyi de görebiliyorsun. Ya evet hani ben bu tarz ya mesela ben Ayşe olarak kişisel kendim hesabımda hani bulut, kediler, müzik hani mesela hani bu tarz temalar çok önemli. Ama gerçekten mesela birisi girip şey de diyebilir ya ben çok sıkıcı buluyorum hani benim çok farklı. Ya Ayşe, bu arada şimdi sen söylerken şunu da düşündüm. Konu sadece aslında görsellik de değil, dil de aslında çok tehlikeli. Yani Evet. şöyle düşünüyorum, artık sosyal medyada böyle cımbızla kelime çekip bu burada bunu mu denemek istedi işte yazıklar olsun bilmem ne falan. Ya o da çok riskli artık. Yani çünkü her şeyden hani nem kapıp işte o burada bunu unutmuş, buna laf sokuyor vesaireye de dönüşüyor. Yani aslında hakikaten işiniz çok zor. Ben şu an bir daral geldi bana, ben bir gerildim. Ya ben hani bir tık Allah size kolaylık versin. ya gerçekten hani ben o anlamda hani çok çok sevdiğim mentor insanlarla şu an çalıştığım için çok şanslı hissediyorum. O süreçte hani arkadaşlarım olsun zaten çalıştığım yerdeki insanlar hani o anlamda çok yol gösterip destek var zaten her sadece. Fakat yani dediğin o kadar doğru ki yani bir kelimeyi oradan gör yazmadığın an gerçekten bir daha bütün yaptığın her şey gidiyor. Hani inanılmaz haklısın o yüzden. Çok dikkatli olmak gerekiyor. Hem yazı dilinde hem koyduğun görselde. Şimdi iki tane sorumuz geldi. Hemen onlara bakalım. Sosyal medya insanı geliştiriyor mu, yoksa fark etmeden bizi tembelleştiriyor mu? Bazı yeteneklerimiz kaybolmuyor mu? Ben şöyle düşünüyorum. Asena, hani senin de cidden fikrini merak ediyorum. Hani eskiden şey yapardım. Ya işte çok hani 4-5 yıl önce işte Instagram'da çok vakit geçiriyorum. İşte 4-5 saatimi alıyor, kapatacağım. Hani
Sonunda şu da bir gerçek. Yani Instagram orada duruyor. Yani orayı ya da ilk bir mecra sosyal medyada. Hani o tarafı da bu kadar şeytanlaştırmak bence doğru da değil. Yani çünkü bu senin seçimin aslında. Yani çok güzel bir soru. Kesinlikle hani bazen ben de böyle diyorum ya, her an her şeye ulaşabiliyorsun. Belki çıkıp yürüyüp bir şey alacakken evine 10 dakika içinde gelebiliyor. Ama bu hepsi bir seçim. O yüzden hani bir noktada bence sosyal medya Öcü yapmamak lazım diyorsun. biraz öyle hissediyorum. Yani çünkü yani bilirsin de aslında. Yani çünkü bir jenerasyon olarak da birazcık fear missing out duygumuz da oluyor ya bazen. Yani birçok şey tetikliyor. Onu düşünüyorum. Psikolojik. Tembelleştiriyor mu? İşte bir noktada belki, bir noktada değil ama böyle şey de yapmak istemiyorum. Yani işte sosyal medya falan. Yani çünkü o orada duruyor ve akıyor. Yani Yani şöyle, senin benim tarafımdan, yani tabii ki yani profesyonel tarafını bilmiyorum ama ben mesela yani bunu birkaç yayında da söyledim, ben bir Twitter bağımlısıyım. Yani gerçekten bağımlıyım. Sabah, öğle, akşam çok düzenli kontrol ediyorum, bakıyorum. Özellikle mesela ne yazık ki mesela yemek masalarında karnımı doyurduktan sonra çay geliyor. Mesela Twitter'a bakıyorum. Ben aşağı iniyorum, yukarı çıkıyorum. Fakat Twitter'da bu kadar zaman geçirmemin sebebi, evet, çok, yani çok komik şeyler konuşuluyor. Yani hani buna hiçbir yalanım yok. Yani Twitter'ın bence kullanıcı dili zaten çok keyifli ama çok fazla şey öğreniyorum. Yani o da bende bir bağımlılık yaratıyor. Yani anında dünyanın her köşesinden politika, ekonomi, işte sivil unrestleri gördük, sosyal problemlerle ilgili, ya yani her şeyle ilgili anında bilgiye erişebiliyor olmak bende bir bağımlılık duygusu yaratıyor. Yani belki de hani o açıdan da düşünmek lazım. Çünkü sosyal medya deyince sadece aklımıza Instagram gelmeye başlıyor gibi hissediyorum. Halbuki Twitter'da böyle bir platform ve Twitter'da aslında sadece insanlar hani alakasız konulardan fikirlerini paylaşıyorlar ve bir forum ortamı olmadan. Yani her şeyde belki biraz farklı bakmak lazım diye düşünüyorum ve senin şey yorumlarına da kesinlikle katılıyorum. Yani öcüleştirmemek lazım. Yani çünkü aslında her alanda tembelleşmek mümkün aslında düşündüğümüzde. Bence sosyal medya deyince beni ürküten tek şey psikolojik etkileri. Onun dışında hani bende böyle negatif bir şey yaratan bir yanı yok. İleri sorusuna geçiyorum. Sosyal medyada bir markanın sesi oluyorsunuz aslında. Yapılan iletişimde nelere dikkat ediliyor, neler belirleyici oluyor? Şöyle, çok güzel bir soru. Teşekkürler tekrardan. Orada birazcık kurumun ve oradaki insanların hani tonunu ve dilini içselleştirmek bence çok önemli. Hani o içselleşmesi ve o daha demin konuştuğumuz hani aidiyet duygusuyla oluşan, hani çevremizdeki insanlarla hani ne bekliyorlar, görmek istiyorlar. Yani aslında olumlu olumsuz bütün yorumlara açık olup hani orada temel ihtiyaçlara içerik üretimi, yani ona bence çok dikkat ediliyor. Hani hem dil anlamı, yani bence kurumun bir noktada olduğu gibi bir iletişim yapmayı yansıtması, hani bir yapaylık olmadan, bir mış gibi. Hani çünkü ben bazen şeyde çok görebiliyorum. Hani samimi kullanalım. Yani samimi bir dil kullanıyoruz kelimesi. Yani onların da çok bir dozu varmış gibi geliyor. Yani samimi olacağız gibi. Hani gel. Çünkü çok doğru. Ya bazen çünkü şeyi düşünüyorum ya, bence çok organik bir dil var şu an bizim kuruluşumuzda. Yani hitap anlamında. Ama onu Organik bir dil ne demek? yani birazcık daha böyle kurumu gelen üyelerin yani doğal bir şekilde kendiliğinden oluşan, Ha, anladım. Tamam. yani doğal bir şekilde geliyor.
Samimi olmalıyız, samimi olacağız. Evet, yani evet o duyguyu veriyorsun bir şekilde. Fakat orada da bence şeye işte kullanırken şeye dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Hani mış gibi değil de hani olduğu gibi birazcık olan şekillenmesi. Umarım Bu yanıt. arada bence güzel bir yanıt oldu. Hatta sana şunu soracağım tam da şimdi. Şimdi doğallıktan bahsettiğimiz için belki de sosyal medya ile ilgili onu da konuşmak lazım. Ya yani aslında mış gibi yapan çok fazla profil var. Ya da olmadığı bir şeyi göstermeye çalışan Evet. ve bunu yapılırken işte izlerken, takip ederken psikolojisi bozulan, üzülen, kendi hayatından uzaklaşmaya başlayan çok da insan olabiliyor gerçekten. Bunun hakkında ne düşünüyorsun? Ya orada birazcık Hatta çok özür dilerim, şöyle bir tane örnek vermek istiyorum hemen. Şöyle bir şey aklıma geldi. Haberlerde görmüştüm. Bir tane influencer evinin bahçesine jet uçağın içi görünümlü karton alıyor. wow. Ve ara ara oraya oturup fotoğraf çekiyor ve jette bir yere gidiyormuş gibi yapıyor. Şaka değil, gerçek. Bu gerçek. Gerçekten olmuş. Ben inanamamıştım. Yani hani böyle bir şey mesela bir haftada bir oraya oturuyor, biri onu elinde şampanyasıyla çekiyor. İşte camdan dışarı bakıyor ama aslında hani bahçede falan. Böyle şeyler. İnçmiş yani biraz şaşırdım. Linki bulup atayım ben sana. Mesajlar lütfen at yani çok yaratıcı çok zaten evet yani bizim Anadolu toprakları da Diyeceğim. Şey, yetkililer kim çok doğru. Influencerların yeni kodadına yetkililer diyebiliriz gibi hissediyorum ama karton. karton evet çok ince Karton. ya orada şey bilmiyorum yani. Tabii ki de herkes ya çok belki fark yani değişik bir ton olmayacak ama hani istediği şekilde üretebilir. Çünkü hani hep söylüyorum yani nereye nasıl ulaşmak istedikleriyle de alakalı. Bir nokta o anlamda bazı şeyleri bireysel olarak tahammül edemiyor üretilen içerikler anlamında. Ama bu kişisel bir yorumum. Yani orada yani daha demin de konuştuğumuz gibi zaten bir noktada sanal bir dünya ve insanlar kendileri konumlandırmak istiyorsa da bir noktada öyle konumlandırıyor. Onun da hiç sonu yok zaten. Yani daha demin verdiğin örnek çok da güzeldi yani hem uç bir örnek gerçek sonuçta yani. Yapıyor. Yani yapıyor. Ya orada dediğin gibi bence en önemli nokta hani psikolojik kısmında bunu bizim nasıl aldık? Çünkü bu insanın içinde çok şeye itiyor. Hani bir şeye yetememe duygusu. Bende Kesinlikle. var olan şeyleri görmemek, dahaya gitmek. Yani tabii ki de kapital bir sistemin içindeyiz. Hani sürer bir şey beklemiyoruz. Fakat insan çok yetersiz hissediyor gibi geliyor bana. Kesinlikle. Aynen. Kesinlikle. Hatta ya yani şöyle söyleyeyim. Bence tekrar hani senin alanına dönmek gerekirse başta da söylediğim gibi özellikle spor kuruluşlarının bence hani yarattığı o sosyal medya imajı çok çok değerli. Yani ben bir ara açıkçası yani mesela Nike'ın reklamlarında hani böyle örnek vereyim. Nike'ın reklamlarında six pack'li taş gibi kadınları görmekten artık gına gelmişti bana. Ve şu yüzden gına geldi. Mesela profesyonel voleybolcuları biliyorum. Yani Evet. tabii çok ciddi atletler, çok ciddi atletler. Hiçbirisi yani olanlar olabilir ama yani hiçbiri de böyle taş gibi tak 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 vücutçu gibi bir vücudu yok bu sporcuların. Dolayısıyla özellikle spor alanında daha bariz oluyor yönettikleri o sosyal medya iletişim yönü ve mesela ben gördüğümde hani böyle inanılmaz hani mermerden yapılmış gibi insanı gördüm diyor ki ya, hani ne yiyor, ne içiyor? Nasıl oluyor böyle bir şey? Ama sonra mesela bir yani milli kadın voleybolcumuzu izliyorsun. Yani normal bir vücudu var ve
hani atlet, gerçek atlet, gerçek sporcu. O yüzden hakikaten o psikolojik etkileri hakkında belki de herkesin biraz düşünmesi lazım. Bir adet sorumuz daha geldi. Bugün seni rahat bırakmayacağız Ayşe. Ay ya çok keyifli lütfen. Sosyal medyayı hem sosyal amaçla hem de kendi profesyonel varlığını en iyi şekilde göstermek amacıyla kullanan birisine ne gibi tavsiyeleriniz olur? İkisi tek platformda ne kadar mümkündür? Ben bu açıda şöyle düşünüyorum. Gerçekten pratik, pratik, pratik. Yani bu şeylerin dediğim gibi hani eğer şöyle yaparsanız böyle olur ya da böyle yaparsanız şöyle olur noktası olduğunu Ayşe olarak cidden düşünmüyorum. Çünkü hani çok göreceli alanlar dediğim yani eğer şimdi cidden işte şu ya tabii ki de belli başlı programlar var. Onların üzerinde pratik yapmak çok kıymetli. Gerçekten hani işte yapay zeka olsun, 3D boyutlamalar, animasyon çok ayrı dünya atmak istedim. Fakat benim nacizade tavsiyem hani bir alanda tabii ki de spesifikleşmek isteyebilirsiniz. Atıyorum işte arayabilirsiniz, orada kitlenizi geliştirebilirsiniz. LinkedIn'de ayrı yapabilirsiniz. Fakat bence en kıymetlisi uygulamaya geçmek ve sürdürebilmek. Ama ne olur? Yani çünkü yani içerik kaygısına, beğenilir mi kaygısına da kişisel hayatlarda çok düştüğünüz zaman o zaman kendi kendinin önüne bariyer koyuyor. Belki gerçekten haftada yani 5-6 post çıkıp çok farklı erişebilecekken kendini buluyor. Ayşe, bence dediğin şey çok doğru ve o kendini kısıtlan yani kendini kısıtlayan profiller de aslında biraz kendini de belli ediyor. Mesela Batu'ya belki şeyi de düşün, yani Batu'nun sorusunu şu açıdan da düşünebiliriz belki. Ya mesela bazı çok büyük firmaların genel müdürlerinin açık Instagram sayfaları var. Ve orada hem kendi gittikleri konferanslardan şeyler paylaşıyorlar, hem ailelerini paylaşıyorlar. Dolayısıyla hani o çizgiyi böyle çok güzel kurabilen hani genel müdürler de var. Ama mesela senin dediğin gibi hani o hani içine kapalık, aman hani öyle olmasın böyle olmasın diyen profilleri ben mesela takip etmiyorum. Yani çünkü o zaman gidip işte LinkedIn'den takip ediyorum mesela. Yani tamamen işle ilgili bir şeyler paylaşıyor. Harika. Belki biraz o açıdan da düşünmek lazım hakikaten. Çok güzel bir şey söyledin. Bu noktada da sadece hani kendi kişisel deneyimimden şu gerçekten uygulamaya geçirmesi kolay olmuyor. Söylenen bir şey var. Cidden bir yerden başlayıp akmasına izin vermek gerekiyor. Hani belki çok güzel bir şey de söyledin. Yani içine kapanık bir projede bir noktada kendine de alan açıp izin de vermesi gerekiyor. Bunlar benim de gözlemlediğim kadarıyla şey olmuyor böyle hani aman işte bu hafta 3 tane paylaştın işte evet oldu falan. Yani o yüzden çok haklısın. Sadece bir tık kendimize böyle bir izin verip alan açıp yapmak gerekiyormuş gibi geliyor. Devam et. Peki bu alan açma ile ilgili aklıma şöyle bir şey daha geldi. Şimdi sosyal medyada hani çok dikkatli olmak gerekiyor vesaire de konuştuk. Aynı zamanda alan açmaktan da bahsettik. Peki şimdi sosyal medyada hata yapmak çok mümkün. Diyelim ki bir hata yaptık ve bir şekilde kayıtlara geçti. Amacı bucak da unutuluyor sonra. Senin mesela hani o ilk mesela story atarken çok korktum dedin. Senin yaptığın ve hani internet boşluğunda kaybolup giden hataların oldu mu? Şimdi çok güzel bir soru sordun. İlk başta şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bireysel olarak hata kavramını çok farklı kodlamışım yani şu yarışma. Ya çünkü Asena şöyle bir şey var. Yani hata var, hata var yani. Hani böcek, hamam böceği de var, uğur böceği de var. Yani senin orada gerçek hani böyle şey oluyordum. Yani mesela işte bir tane program paylaşacağım. İsim yanlış yazmışım ama hani artık böyle hani 404 not found olduğunu anlatır ya hani. Kesinlikle çok dikkatli olmam gerekiyor. Fakat yani gitmiş hani şey bunu
Kesinlikle yapmamalıyım. Yanlış yönlendiren bir şey. Hani böyle başımdan kaynar sular falan akıyor. Ama bir yandan da şey diyorum ya Ayşe, hani devletleri paylaşmadın. Çıplak bir fotoğraf yok. Hani biraz üniversite dönemini düşünüp, ay ben hani kriz var, kriz var. Tamam, kötü bir şey yaptın. Ama şu an çözüm odaklı ol. Yani bence benim o anlamdaki o kısmı çok geliştirmeye yönelik adımlar attı. Yani ilk başta çünkü böyle şey oluyorsun. Allah yani yandım. Mahvoldum. Bitti. Yani nasıl yaparım? Bir de böyle kendime de yükleniyorum yani. Tabii. Ama yapsanız illa o yüzden. Orada hatayı birazcık şey yapmak gerekiyormuş. Onu gördüm ya. Özellikle medyada da öyle işte. Peki, sen kendini geliştirmek için neler yapıyorsun? Ben şöyle paylaşım yapmak istiyorum. Ya izlemeye çalışıyorum çok fazla. Takip ettiğim hesaplar var. Özellikle spor ile ilgili. Hani insanlar nasıl ifade ediyor kendini? Hani hem göz olsun. Ya şeye çok inanıyorum mesela. Hani estetik ve gözün de bir birikimi var bence. Yılların. O yüzden hep böyle hani bir şeyler dinlemeye, özellikle podcast olsun ya da videolar olsun, Instagram hesabı olsun, gerçekten her an böyle takipte olduğum ve çok sevdiğim içerikler var. Onun dışında da hani sahada pratik yapıp bir tık daha böyle, çünkü çalıştığım bireylerin de istekleri ve tercihleri farklı olabildiği için hani adapte olup hem de hani yaratıcı bir şey çıkartmaya çalışmak için de Evet. pratik yapıyorum. Harika. Peki Ayşe'cim, ben çok çok teşekkür ederim. İyi ki geldin. Vallahi bitti. Senin eklemek istediğin şeyler var mı? Şimdi sözü sana bırakıyorum. Benim sorular bu kadar. Şunu Şunu da ekleyeyim. söylemeden geçmeyeyim dediğin şeyler varsa sahne senin. Ben şöyle kapatmak istiyorum. Mükemmel bir enerjin var. Su gibi aktı. Sen Yo, sen böyle. de öylesin. Çok Teşekkür teşekkür. ederim. Yani sohbet hiç doyum olmuyor. Sanki daha yeni başlamışız gibi. İyi ki böyle bir şeyin parçası oldum Asena. Sana çok teşekkür Ne ederim. demek? Ne demek? Benim için bir zevk. Bu arada sanırım 65. konuğumsun. Bu bilgiyi de vermiş olayım. Evet. Evet. Beşli bir noktaya geldik. 65'teyiz. Çok heyecanlı. Güzel gidiyor. 5'liyim, Ya 10'luyum ya. Çok iyi iyiyim. ki geldin, iyi ki geldin, iyi ki geldin. Ben de çok keyif Var. aldım. Mükemmelsin Asena. Devam. Çok Canımsın, canımsın. İyi ki geldin. Umarım yani izleyen herkes de keyif almıştır diye düşünüyorum. İzleyenlerin başka bir sorusu varsa son şansınız. Kapatıyoruz, biz gidiyoruz falan. Hayır. Ayşe, bu arada ara ara bu soruyu soruyorum. Aklıma geldikçe sana sorayım. Senin alanınla ilgili destek almak isteyen, yol gösterilmesine ihtiyaç duyan öğrenciler olursa sana ulaşabilirler mi benim vesilemle veya sana nereden ulaşsınlar? Tabii ki de ulaşabilirler. Yani Hı birikimlerim dahilince çok yardım etmek, destek olmak isterim. hı. Ya benim kendi Instagram hesabımdan ulaşabilirler her zaman. Hı. Tamam, harika. Ayşe'nin Instagram hesabı da zaten onun postunun üzerinde etiketli. Dolayısıyla oradan hemen tıklayıp ulaşabilirsiniz. Ayşe'yi de birazcık daha stalklarsanız hangi kuruluştan Olduğumu bile. bahsettiğimizi de Evet. anlayabilirsiniz. Biliyorum herkesi. 7-24 açığız. İsimsiz bir kuruluş. Ama biliyor. Evet. Ben yani herkes biliyor yani. O yüzden. Evet. O zaman herkese iyi akşamlar diyorum. Ayşe'cim iyi ki geldin. Tekrar çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Çok çok öpüyorum seni. Ben de. Herkese iyi akşamlar. Hoşça kalın. Aa, bir saniye. Şöyle bir şey geldi Ayşe. Çok kısa hemen onu söyleyeyim. Ayşe Hanım, Instagram profilinizde bazı postlarınızda güzel müzikler kullanmışsınız. Çok Müzik teşekkür zevkidir Ayşe'nin. Doğru. Çok ederim. doğru bir tespit. Senin
Sevgiler Asena, hoş, çok teşekkür ederim tekrardan. Tamam. İyi akşamlar. Hoşça kalın. Görüşürüz.